Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz yayınımıza geç girdik. Biraz İstanbul'da hava yağmurlu ve trafik var. Ama tekrar biraz süremizi açsak da ekranlarınızın karşısında sizlerleyiz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Konuklarımdan biri hastası, birisi ise doktorlarından biri. Sayın Dilek Ümran Öztürk. Kendisi Türkiye'de ilk biyonik göz ameliyatı olan hasta. Kendisi görmüyordu ya da çok az şekilde görüyordu. Fakat biyonik göz ameliyatı da şimdi görme düzeyi yükseldi. Artık görebiliyor, dünyadaki olan bitenleri algılayabiliyor, gözleriyle hepimizi tanıyabiliyor artık. Biraz bu süreçten bahsedeceğiz. Çünkü biyonik göz ameliyatı dünyada da 150 civarında yapıldı. Türkiye'de yapılan ilk hasta. Çok önemli bu aşamada ve Dünya Göz Vakfı sponsoru oldu bu ameliyatın. Biraz bunun üzerine konuşalım. Hangi hastalara biyonik göz ameliyatı şifa veriyor? Biraz bunun detaylarına girelim. Acaba devlet karşılayacak mı bu ameliyatı ilerleyen zamanlarda? Bu konuda ne gibi çalışmalar var? Biraz bunlara da değinelim istiyorum. Hemen sözü fazla uzatmadan konuklarıma dönmek istiyorum. Sayın Dilek Ümran Öztürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin ilk biyonik göz ameliyatı olan hastasısınız. Tekrar sizi ağırlamaktan şeref duyuyorum. Çok teşekkürler davetinizi kabul ettiğiniz için ve biyonik göz ameliyatı ekibinden Sayın Nilüfer Köylüoğlu Ünal, göz hastalıkları uzmanı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. En sonunda efendim Kavuştuk size. Daha önce bir canlı yayınımızı ara vermek zorunda kalmıştık. Siz de yayınımızı tamamlayamamıştık ama şimdi tekrar birlikteyiz. Şimdi sözü ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Yayın süremiz de maalesef biraz kısaldı. Ben izninizle önce Nilüfer Hanım, sizden başlayalım istiyorum. Biyonik göz ameliyatından biraz bahsedelim. Biyonik göz kimlere takılır? Tavuk karası hastalığını biliyor insanlar, duyuyor, evet. Ve tavuk karası hastası olanlar biyonik göz ameliyatı için aday oluyorlar bildiğim kadarıyla. Biraz bu süreçten insanlar nasıl tavuk karası hastalığıyla görme yetisini kaybediyor? Biraz öyle başlamak isterim. Günaydın Asuman Hanım. Bugün güzel bir gün. Retinitis pigmentosa hastalığı, tavuk karası diye bilinen gece körlüğü semptomlarıyla başlıyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Bu hastalıktan oluşan görme kaybı kişiden kişiye değişiyor. Ve ilerleyen yaşlarında, 20'li yaşlarından sonra tamamen görmesini kaybetmiş. 25 yaşın üzerinde eskiye ait değerli bir görme hafızası olan, optik sinirleri sağlam kişilerde Argus 2 biyonik göz retinal implant ile bu hastaların hayatlarını değiştirebilecek bir aşamaya geldik çok şükür. Burada fotoreseptör hücreleri dediğimiz ışığı algılayan ve görmeye dönüştüren hücreler çalışmıyor. Onun dışında gözün görme aksı, görme yolları ve beyindeki görme merkezi sağlam. Yerleştirilen elektronik çip ile bu hücrelerin fonksiyonu yerine konuyor. Kişi, Ümran Hanım'ın da yüzünde gördüğünüz gibi bir gözlük takıyor. Gözlüğün ortasına yerleştirilmiş mikro kamera görüntüleri çekiyor ve wireless olarak çipe atıyor. Ve görme siniri, yazılım, elektrik sinyalleri biyolojik olarak algılayıp kişilere yapay görme imkanı sunuyor. %100 görme sağlamıyor mu ilk etapta ya da ilerleyen zamanlarda mı buna doğru gidiyoruz? Şimdi buradaki yüzdeler, az görme kavramını düşündüğümüz zaman sizin benim göz muayenemizde kullanılan sinelen eşeliyle ifade edildiğinde %10'a yaklaşık bir görme. Ancak hiç görmeyen bir insanın bağımsız hareket kabiliyeti kazanmasını, yaşadığı kafa travmalarını engellemesini, keskin kenarlı objeleri, yerdeki çizgileri, çerçeveleri, hatları seçebilmesini ve rehabilitasyon süreciyle bu yeniden görmeyi öğrenme aktiviteleri devam ettikçe de küçük detayları, küçük taramaları yaparak büyük puntolu harfleri okuyabilmesini sağlayan bir teknoloji. Ve bunlar daha olabileceklerin başlangıcı. Bu artık başladı. Güzel olan bu. Görmeyen insanlar yeniden muayeneye gelir oldular. Ve hep kapanacağından korkan hastalar, kapanırsa bir gün buna uygun olacaklarını öğrenip o taşıdıkları manevi olumsuz yükten biraz kurtuldular. Bu şekilde. Aslında Ümran Hanım şanslı hastalarımızdan biri, bilmiyorum. Kendi şanslı olup olmadığını kendisinin ifade etmesini isteyeceğim. Çünkü biyonik göz protez, bu ameliyat oldukça pahalı bir ameliyat ve SGK kapsamında maalesef değil. Belki ilerleyen zamanlarda bu ameliyatlarda fazlalaştıkça, talep oldukça hastalardan, evet. Çünkü görme
şunu biliyorum aslında, ben de iki şey söylemek istiyorum. Hafta sonu Karanlıkla Diyaloğa gittim sizlerin davetiyle. Ben de 1,5 saat süreyle hiçbir şey görmeden, görmeyen bir rehber eşliğinde bir tur yaptım. Bir grubumuz vardı. Orada ben 1,5 saat görmeyen kişilerin ne hissettiğini anlamaya çalıştım. Ve orada rehberimizin bize dediği şu vardı. Yani biz ona sorduk, görmeyi istiyor musun diye, emin değilim demişti. Yani acaba tekrar görsem nasıl bir dünya beni bekliyor? Buna adapte olabilir miyim? Çünkü o kendi dünyasında şu anda mutlu. Mutluyken mutsuz olmak kimse istemez. Buna karar vermek de zor bir süreç. O yüzden Ümran Hanım'a dönmek istiyorum. Sizin ben biraz hikayenizi kendi ağzınızdan dinlemek istiyorum. Nasıl bu ameliyatı olmaya karar verdiniz? Tabii hekimlerin de bunda sizi desteklediği noktalar var. Buyurunuz. Evet, bazen görmemek de insanın hoşuna gider. Ama bu aletle de bu makine kapatılınca görmeyebilirsin. En azından görme şansını insanlar kendi elinden almamalı diye düşünüyorum. Ben Ümran Öztürk, Kütahyalıyım. 1971 doğumluyum. Yaklaşık 20-25 sene bu güzel olayı bekledim. Ne kazanacağımı, ne kaybedeceğimi düşündüm. Ve ameliyat olmaya karar verdim. İyi ki de karar vermişim. İyi ki de dünya gözde olmuşum. Yani iyi ki de Türk doktorlarına kendimi emanet etmişim diye düşünüyorum. Çünkü yaşamayan bu işi bilemez. Bizim için şu kadarcık bile bir fayda çok önemli. Hele karanlıktaki ışığı bulmak, o ışığa umut olmak. Yaklaşık 30 bin tavuk karası hastası var Türkiye'de. Benim için son derece mutluluk verici bir şey. Önceleri yavaş yavaş yükselen bir hastalık. Filmlerdeki gibi aman Allah'ım kör oldum diye bir şeyimiz yok bizim. Bazen çok ilerleyen yaşlarda, bazen ben gibi 20 yaşından sonra körleşme sıklaşıyor, görme kaybına yol açıyor ve gittikçe kör oluyorsun. Ve ben bu ışığı, ışığımı kaybetmeden, yani çok ufak da olsa bir ışık gören hastalara yapılıyor. Testlerden sonra karar veriliyor hocalarım sayesinde. Öylelikle buldum. Önemli olan bizim için o ışığı görmekti ve bunun da arkası geleceğini de düşünüyorum ben. Çünkü bir cep telefonu nasıl önceden sadece konuşulabiliyordu, şimdi her şey yapılabiliyor. Bu bir makinedir ve buna bir başlangıç, bitişin yarısı demektir, sonu demektir diye bir laf vardır. Diğer evrelerinde de bize orijinali gibi görmeyi sağlayacaktır. Siz 20-25 yıl ben bunu bekledim dediniz. Siz bir gün hissediyor muydunuz? Ben böyle bir ameliyat olabilirim. Tekrar göreceğinize inanarak mı bunu beklediniz? Yoksa tüm gelişmeleri belki dünyadaki takip ederek mi beklediniz? Neydi bu sizi beklemeye motive eden şey Ümran Hanım? Hepimiz Müslümanız ve ben kaderci bir insanım. Yani insanın her şeyin başına Allah'tan, kaderden geldiğine inanan bir insanım. İnancımızı yitirmedik ve bu inancımızı yitirmemizin en önemli görüntüsü de ben engelli memurluk sınavıyla 40 yaşından sonra devlet memuru oldum. Şu anda 3 yıllık devlet memuruyum. Aynı zamanda 2 çocuk annesiyim, evliyim, 2 tane dernek baş yardımcılığım var, başkan yardımcılığım var ve sosyal hizmetler biriminde üniversitede okuyorum. Yani bu umudumu yitirmememin en önemli sebebidir. 2 dönem vekillik adaylığım oldu. Engellilere vekillikte, mecliste hizmet etmek istedim. Şu an için Rabbim nasip etmedi. İnşallah Allah bundan sonraki deneyimlerimde nasip edecektir. Bu şeyi de, biyonik gözü de meclise Sayın Cumhurbaşkanımıza da taşımak istiyorum. Çünkü gerçekten çok mutluluk verici bir şey benim için. Başka arkadaşlarımın için de mutluluk vermesini istiyorum. Peki, izninizle Nilüfer Hanım'a devam edeceğim. Şimdi Ümran Hanım, Türkiye'de 30 bin tavuk karası hastası var dedi. Tüm tavuk karası hastaları
biyonik göz için aday olabilir mi? Sanıyorum onlarda da bir eleme aslında yapılmak durumunda kalıyor. Çünkü bilmeyenler vardır ekranları başında. Yakını kendisi tavuk karası olan vardı. Bizi duyuyordur ama maalesef göremiyordur ya da çok az görüyordur. Ne söylersiniz? Kimler başvurabilir? Kimler için biyonik göz bir şifadır? Şimdi parası olan da var, olmayan da var. Ya da gerçekten bir insanı hayat vermek isteyen hayırsever insanlar var. Neler söylersiniz? Tavuk karası hastalarının %12'sinin sunulan bu tedavi için uygun olduğu düşünülüyor. Bir grubu zaten çok kötü olmadığı için uygun değil. Sadece el hareketi, şu düzeye düşmüş görmesi, ışık hissi düzeyinde görmesi olan hastalar, 5 metre gören bir hasta ya da %10, %20 tünel gibi etrafı görmeyen, görme alanı daralmış da olsa karşıdaki harfleri okuyabilen bir hasta için şu anda bunun uygulanması mantıklı değil. O hastalara dediğim gibi eğer daha kötü olurlarsa buna uygun olacakları bilgisini veriyoruz. Görme sinirlerinin sağlam olması, örnek glokom hastalığından dolayı görme siniri hasar görmüşse yine bu hasta uygun olmayabilir. Gözün kornea tabakası, merceği eğer opaksa bunlardan dolayı uygun olmayabilir. O yüzden birebir tamamen görme kaybı olan hastayı muayene edip bazı tetkiklerle inceleyip ona göre uygunluğunu söylemek söz konusu. Peki şimdi medyada da çıktı Ümran Hanım ve Ümran Hanım'dan sonra bir hastamız daha biyonik göz ameliyatı oldu. Sonuçlarını da bizler de takip ediyoruz. Tekrar medyaya yansıyor bu haberlerden sonra biraz bu anlamda başvuran görme engellilerimizin sayısı arttı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi insanların görmeye de korkusu var. Az önce ondan bahsettik. Görmek istemiyor, yani görmeyenler görmek de istemeyebiliyorlar. Nasıl bir sürece girdik? Şimdi hastalarınızda neleri gözlemliyorsunuz başvuranlarda? Tabii burada hastanın motivasyonu da çok önemli. 2004 yılında Argus 1'in uygulandığı ilk hasta görmemenin, körlüğün psikolojisinin körlükten daha ağır olduğunu ifade ederek gönüllü olup birinci implant sonucunda kendi hissettiklerini geri bildirerek bu ikinci protezin dizayn edilmesinde çok ciddi katkı sağlamış birisi. Şu andaki korku ya da görme istememe henüz ülkemizde iki hasta olmasından ve bunun çok da bilinmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü birebir konuştuğumuz hastaların hepsi yeteri derecede bilgiye sahip oldukları zaman o korku denilen kısmı tamamen atlatıyorlar. Ama kişinin kendi hayatını değiştirmesi demek bu. Oradaki psikolojik süreçlerde biz de hasta seçiminde biz de destek alıyoruz, biz de yardım alıyoruz. Çünkü görme tamamen subjektif bir süreç aynı zamanda. Bu çok büyük bir ekip. Ekibin en önemli parçası hastanın kendisi. Daha sonra hastanın ailesi. Çünkü rehabilitasyon sürecinde ona destek olmaları çok önemli. Ardından hasta seçim ekibi, daha sonra ameliyatı gerçekleştiren kendilerine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Doktor Fevzi Akkan ve Sayın Doktor, Doçent Doktor Nur Acar bu başarılı ameliyatı gerçekleştirdiler. Ardından post-op takip, elektrik mühendisleri, biyomekanik mühendisleri tarafından sistem fittingi, sistemin açılması, elektrotların tek tek aktive edilmesi, ardından rehabilitasyon süreci başlıyor. 20 seans hastane içinde. Biz onu İmran Hanım'la tamamladık şimdi çok şükür yarısını. Daha sonra hastanın kendi ortamında, kendi evinde, kendi çevresinde, çalışma mekanında yine bir 20 seans rehabilitasyon süreci. Görme ardından eğitimi veriyorsunuz aslında nasıl eğitim. Görüleceğini. Işıklar görüyorlar başta. O ışıkları görerek o ışıkları yeniden yorumlamayı öğrenmek. Tabii her adım diğer adımı daha kolay hale getiriyor. Burada şu örneği de vermek istiyorum. Daha az süredir görmeyen bir hastayla, daha uzun süredir görmeyen bir hastanın rehabilitasyondan aldığı randıman da fark ediyor. Evet. Tıpkı göz tembelliğinde daha küçük yaştaki bir çocuğun gözünü daha az kapatarak, daha büyük yaştaki bir çocuğun gözünü daha çok kapatarak etkili sonuca gidildiği gibi. Burada hastanın motivasyonu, teknolojiyi kullanmaktaki isteği, azmi ve bırakmaması süreci çok etkili efendim. Teknolojiyi Ümran Hanım'a ben döneyim. Daha bu teknoloji şu anda bu gözlüğü sürekli takmak zorunda değil mi hastamız? Ömrünün sonu kadar işitme, değil mi bir süreç? İşitme cihazı gibi. İşitme cihazı implant gibi. İmplant diye düşünün. İşitme cihazının implantı gibi.
Bu da aynı şekilde. Nasıl insanlar daha iyi görebilmek için, yakın gözle hemen okumak için takıyorlarsa, ben de görmek için bunu takıyorum. Yani mutlu olmasam zaten bunu sürdürmem diye düşünüyorum. Günde 12 saat takıyorum gözlüğü. Takarken böyle incelemeler yapıyorum. Kendi kendime rehabilitasyon, oryantasyon sürecini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ve nerede ne var diye tarayarak bulmaya çalışıyorum. Bu da sonuç olumlu olduğu için mutluluk veriyor insana yani. Daha önce görme engelinizden dolayı yapamadığınız, şu anda kendi başınıza neleri yapıyorsunuz? Hem bir rehabilitasyon sürecindesiniz, hem görmeyi tekrar öğreniyorsunuz belki. Nasıl farklılıklar oldu şu anda? Ben aktif bir insan olduğum için çok hızlı hareket eden bir insanım. Mesela yapamadığım değil de gözün bana verdiği olumlu etkileri söyleyeyim ben size. Lütfen. Çünkü insan isteyince, azmedince her şey yapar. Ben bunu beceremiyorum diye bir şey yok. Zorlayıp muhakkak beceririm ben yani. İnsan olarak beni düşünürsen. Bu dolap kapaklarına çarpıyordum ben mesela evde. Kendi boyuma göre yaptırmıştım ama gene de terlik, topuk hikayesinden artık dolap kapaklarına çarpmıyor kafam. Kafam acımıyor. Kapının kapalı mı açık olduğunu görüyorum. Ortada sehpa, dizlerimi yaralamıyorum, dizlerime çarpmıyorum. Evimden bahsediyorum. Nasip olursa Kütahya'ya gelecek takım arkadaşlarım, eğitmenlerim. Orada sokak yürüyüş yapacağız. Baston kullanıyoruz biz görme engelliler. Baston aşağıdan kontrol ediyor. Gözlük beni yukarıdan kontrol edecek. Böyle yürüdüğümüz için. Ağaç dalları artık benim gözüme girmeyecek. Önümde duran bir insana çarpmayacağım. Çarpmıyorum da. Yani ben dışarı eğitimi almadan bile bir insanın orada oturduğunu veya kalktığını fark ediyorum. Tokalaşırken çok heyecanlanırdım. Acaba insanlar ellerini uzatacaklar, ben görmeyeceğim diye utanırdım gibi bir duygusallığa kapılırdım. Ama artık siz elinizi uzattığınız zaman ben de elinizin nerede olduğunu bakıp direkt net böyle uzatabiliyorum. Bana baktığınızı görüyorum. Aslı Hanım elini uzatıyor bence. Evet. Şöyle. Hoş geldiniz tekrar. Şu kamera. Kameranın gördüğü açı benim görüş açım. Ben size bakarken bu aşağıyı göremiyorum. Böyle baktığım zaman sizin elinizi, hareket ettiğinizi, bana baktığınızı, karşıya baktığınızı görüyorum. Bunlar daha iyi olacak. Şurada rehabilitasyon süreci de değil mi? Evet. Rehabilitasyon zaman her şeyin ilacıdır Asuman Hanım. Azim ve çalışma. Hiçbir şey yapmazsan hiçbir gelişme elde edemezsin hiçbir şeyde. Allah nasip ederse ben inanıyorum ki görenden daha iyi göreceğim. Sonradan görmeliyi hiç sevmem ama Rabbim bana nasip etti. Sonradan görme olduk. Biyonik gözün sayesinde. Sonradan görme böyle olsun kabulümüzdür öyle. Yani. Sonradan görmeyi devletin de desteklemesi lazım. Şu an ne aşamadayız? Çok fiyatı herhalde ne kadardı şu anda? Kaç bin dolar diyebiliriz? Çipin kendi maliyeti 150 bin dolar. Çipin kendi maliyeti 150 bin dolar. Tabii bunun rehabilitasyon süreci var, operasyon. Sonuçta global bir ekiple yapılıyor. Ameliyata elektrik mühendisleri giriyor. Rehabilitasyon uzmanları geliyor, gidiyor. Ameliyat maliyetleriyle beraber. Dünyada 4 ülkede, Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da kapsam belli kriterler dahilinde, sayı kriteriyle, İtalya'da devlet geri ödemesi kapsamında ve sayıyı bu artırıyor zaten. Kendisi kendi katkılarıyla yaptırmış olan iki hasta var henüz. İki hasta var çünkü çok maliyetli bir şey. Peki bu konuda devletimizle olan ilişkileriniz nasıl? SGK'ya, geri ödeme, Sağlık Bakanlığı'na? Diyaloglar nasıl? Onların bu işleme bakışı nedir? Belki birkaç tane daha operasyon yapılması mı bekleniyordur sonuçları için? Siz hekimler ne gözlemlediniz? Nasıl diyaloglarınız var? Süreçler devam ediyor. Ancak ben devlet yetkililerini sizin davetinizle karanlıkta diyalog deneyimini yaşamalarını, yani bu ödeme sürecini onaylayacak kişilerin gerçekten çok istiyorum. Başlangıçta kongrelerde duyduğumuzda da görme seviyesi az ya da yapay görme gibi bakılabiliyor ama karanlıkta diyalog deneyimini kendiniz yaşadığınızda
bastonun işe yararken aslında kafa travmalarını engellemediğini ve ilk çağrıda kongrede sadece kafa travmalarını engellese bile oradan kaynaklanan yaralanmalar, kırıklar, yoğun bakım masrafları vesaireyle tartıldığında ya da bir kişi evde olduğunda ona bakması gereken bir ya da iki aile bireyi, onların iş gücü kaybı, onların evet, geri işe kazandırılması, kişinin yeniden kendinin işe kazandırılması yönlerinden değerlendirildiğinde, farklı pencereden bakıldığında süreç kısalacaktır diye düşünüyorum. Ben de buradan, ben cumartesi günü deneyimledim. Herkesin karanlıkta diyaloğa gitmesini istiyorum. İnternetten bakarlarsa görecekler. Bir metro istasyonumuzda Gayrettepe'de, metro istasyonunun bir bölümünde böyle bir alan var. Görmeyen bir, buradan da Harun'a selam söyleyelim, görme engelli rehberimize. Bize çok güzel rehberlik etti ama her görmeyen kişinin sokakta rehberi yok. Biz orada gene şanslıydık. Evet. Kapkaranlıydık, ışığımız yoktu ama gene rehberimiz vardı, güvendiğimiz biri vardı. Elimizde bastonlarla gezdik ama dediğiniz gibi kafa travması ya da başka bir şeyler için hiçbir şeyin garantisi bundan yok. Bundan sonraki rehberimiz bizim bu biyonik göz ve baston olacaktır. Önceden bastondu rehberimiz. İnşallah bundan sonra da biyonik gözle rehber şeklinde kullanacağız. Ya maalesef süren bitti. Ben çok teşekkür ediyorum. Devletimiz buradan umarım kısa süre içinde son sözünüzü alayım evet, hemen o zaman. Buyurunuz. Şimdi siz yaşayan bilir demiştiniz ya. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de bilmiyordum. Ben de sonradan kör oldum. Bunu yaşayan bilir. O karanlığı kuyunun içine düşmeyince ne kadar onun derin olduğunu, ne kadar karanlık olduğunu kimse bilmez. Bu karanlıkta diyaloğa gitmeye gerek yok. 5 dakika gözlerinizi sıkı sıkı kapatın. Bunu anlayacaksınız. Ben çok özeniyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızla başbakanlığından beri tanışmak çok arzusundaydım. Çünkü gerçekten dirayetli ve akıllı bir insan ve engelliler için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak çok şeyler veren, düşünen bir insan. Biyonik göz ameliyatı olunca da kendim mutlu olmuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız beni de ziyarete gelir diye örneklerinden biliyordum. Ama maalesef o anda bizim şanssızlığımız, benim şanssızlığım hükümet kurulma aşamasındaydı. O da bizim için iyi bir şey, onların hükümet kurma aşamasıyla uğraşması. Nasip olmadı. İnşallah olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben onu görmek istediğimi artık, çünkü görerek bakacağım ona, inanıyorum. Ne kadar uzun adam olduğunu, ne kadar yapılı olduğunu görüyorum insanların. İnşallah Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı'nı görmek istediğimiz tamam, söylemek istiyorum. Buradan söyleyelim. Mesajlarına gidecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Süren maalesef bitti. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, iyi ki görüyorsunuz. Tekrar yeniden merhaba diyelim. Sayın Dilek Ümran Öztürk, Türkiye'de ilk biyonik göz ameliyatı olan hastasınız. Şu anda Türkiye'de iki kişi bu ameliyatı oldu ve Dünya Göz Vakfı sponsorluğunda oldunuz. Sayın Operatör Doktor Nilüfer Köylüoğlu Ünal, Eray Kapucu'ya da bu arada teşekkür etmek istiyorum. Dünya Göz Hastanesi'nden siz de bu projelerin içindesiniz ve çok duyarlı olduğunuzu biliyorum bu konulara, özellikle sosyal çalışmalara. Ben de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağırlayabilmeyi umut ediyorum. Çok çok siz sağ olun. Siz de teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, sağlık raporunu bugün de tamamladık. Tam iyilik halinde kalmanızı diliyoruz. Yarın 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.